Merhabalar sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okullarından 4. sınıf öğretmeni İkbal Civan. Bugün sosyal bilgiler dersinde 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketimin bölümlerinden tüketime evet, israfa hayır konusunu öğreneceğiz. Şimdi bu konuya birlikte bakalım. Tüketime evet, israfa hayır diyeceğiz. Evet. Evet. Tüketime evet, israfa hayır. Sizce hangi kaynakların bilinçsizce kullanılıp israf edilmesi canlıların yaşamını tehdit edebilir? Düşünelim. Neden? Nedenlerini de kafamızda cevap olarak oluşturmaya çalışalım. Bence en önemli kaynağın bilinçsiz kullanılması su. Suyu bilinçsiz kullanırsak ciddi bir şekilde canlıların yaşamı tehlikeye girer. Diğeri yiyeceklerdeki gereksiz israf. Yiyeceklerden sonra yiyecekler, yiyeceklerden sonra elektrik, enerji kaynakları, bitkilerin, hayvanların bilinçsiz kullanılması ve böyle sıralayabiliriz. Tekrar edersek en önemlisi su. Suyu bilinçsiz kullanırsak yaşamımız ciddi şekilde tehlikeye girer. Burada bir fotoğraf var. Bakın, öğrenciler var. Bir de yerde bir sürü atık olarak değerlendirebileceğimiz israf edilmiş ekmek parçacıkları var. Bir bakalım. Ekmek israfını önleme kampanyası, şiir, kompozisyon ve resim yarışması ödülleri. Bunu anlatıyor. Havza İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan ilkokul ve ortaokul öğrenciler arasında ekmek israfının önlenmesi konulu resim, şiir, kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi. İsraf ne demektir? Gereğinden fazla ürünü, besini tüketmek. Yani ihtiyacın yok ama birazını tükettikten sonra diğerini yemiyorsun. Çöpe atıyorsun çünkü ona ihtiyacın yok. Bir tabağa yemek aldığını düşün. Yiyeceğin kadar yemek alırsan o tabaktaki yemeğin hepsini bitirirsin. Ama yiyeceğinden fazlasını tabağına koyarsan yiyemediklerin direkt çöpe gider. İşte bu da bir israftır. Yiyecekteki israf. Konumuzu bu şekilde işleyeceğiz. Bakalım israfı önlemek için neler yapılıyor? Önce hangi konularda israf yapıyoruz? Bunu detaylı inceleyelim. Yukarıdaki haberde israfı önleme konulu bir yarışmadan söz ediliyor. İsraf, kaynakların, ürünlerin, emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır. Biz sadece yiyecek suda söylüyoruz. Aynı zamanda zamanın da boş yere harcanması israftır çocuklar. Zamanımızı da iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Emeğimizi de, ürünleri de, kaynakları da boş yere harcadığımız zaman israf etmiş oluyoruz. Zamanımızı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yiyeceğimizden fazla gıda almak, elbise ve ayaklarımızı çabuk eksiltmek, tekrar almam gerekiyor, olmadı.